Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta Güneş Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Terazi burcunda yeni ayımız doğacak 16 Ekim'de. Bunun öncesinde Merkür retrosu bu hafta başlıyor. 14 Ekim'den itibaren Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlayacak. 2020'nin en son Merkür retrosu bu. Akrep burcunda başlayacak. 28 Ekim'den itibaren ise Terazi burcunda gerilemesini devam ettirecek ve 3 Kasım'da sona erecek bu retro hareket. Artık biliyoruz Merkür retroları günlük hayatımızın detaylarına biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Gerek sizin için özellikle aile içi ilişkilerde, gerek çevrenizdeki kişilerle iletişimlerde bu dönem bazı sorunlar yaratabilir. Özellikle zihniniz geçmişe daha fazla yönelecek gibi görünüyor. Geçmiş anılar, çocukluklar, aileyle özellikle ebeveynlerinizle kurduğunuz ilişkilerle ilgili geçmişten gelen bazı konu ve kavramlar zihninizi bu dönem daha fazla meşgul edebilir sevgili aslanlar. Ve tabii bu bazı nostaljik etkilere, anıların tazelenmesine de imkan verebilir. Ama bunun yanı sıra tabii ki her türlü iletişimde, özellikle yakınlarınızdaki kişilerle ilişkilerde daha özenli, daha dikkatli olmak gerekiyor. Biraz daha Akrep burcundaki bu retro bizi takıntılı yapabilir, biraz daha kuşkucu, şüpheci yapabilir, güvensiz, huzursuz hale getirebilir. Mars retrosu devam ediyor Koç burcunda ve bu hafta Güneş'in, Terazi burcundaki Güneş'in çok sert ve güçlü açıları var. Hemen 14 Ekim'den itibaren Güneş Koç burcunda gerileyen Mars'la karşıt açıda olacak. 15 Ekim'de Plüto ile, 18 Ekim'de de Satürn'le dik açısı etkinleşiyor. Güneş yaşam enerjimizdir ve aynı zamanda otorite kavramlarını, eril figürleri, yöneticileri, liderleri de sembolize eder. Ve Güneş'in bu kadar sert açılar içerisinde olması gerek kişisel yaşamlarımızda gerek toplumsal alanlarda da bu kavramlarda zorlanmaların, sıkışmaların, biraz baskıların artabileceği bir süreç. Mars'la Güneş'in karşıtlığı kazaları açık bir potansiyel yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sizin üçüncü evinizde şu anda Terazi burcundaki Güneş. Dolayısıyla her türlü iletişimde, ulaşımda, trafikte, kardeşlerle ilişkilerde, komşularla ilişkilerde dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Bu enerjiler altında zaten 16 Ekim'de akşam 22.30'da Terazi burcunun 23 derecesine yeni ayımız doğacak. Ay sonuna kadar, 31 Ekim'e kadar olan süreçte bu yeni ay enerjileri devrede olacak. Ayın ışığı büyüdükçe tabii ki daha fazla hissedebiliriz ama yeni ayın kendi içindeki enerjiler sert. Hem Güneş çok güçlü ve zorlayıcı açılar alıyor. Hem Merkür retrosu var, hem Mars retrosu var. Bu da bizi belki bazı plan ve uygulamalarımızı, hayat içerisindeki bazı hedeflerimizi biraz yavaşlatacak gibi, biraz geriye çekecek gibi. Örneğin bir eğitimle ilgili belki bazı rötarlar olabilir. Bir seyahat planınız ertelenebilir. Kardeşlerle, komşularla, yakın çevrenizde olan ilişki dinamiklerinizde bazı zorluklar olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Belki bir ticari anlaşmada evet yeni bazı olasılıklar gündeme gelebilir ama bunlar sanki biraz daha mücadele içerisinde, biraz daha böyle zorlanmalarla, biraz baskılarla hayata geçecek gibi görünüyor. Ya da hani geçmişten gelen bazı konu ve kavramları gözden geçirmeniz, içinde bulunduğunuz şartları şöyle bir iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ancak bunları yaptığınız takdirde daha rahat ilerleyebilirsiniz, daha güçlü adımlar atabilirsiniz sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.